Bugün 3 Aralık 2023 Pazar. Hoş geldiniz. Türkiye ekonomisi son 20 yılın en kötü sürecine şimdi. Hayır bu soyut bir tahmin değil. Amerika Birleşik Devletleri ile dünyanın en önemli finans kuruluşlarından Citibank'ın hazırladığı Türkiye raporunun sonucudur. Evet ülkemiz 2024'te tam manasıyla dibe vuracak. 2023'te 4 onda 2 olması beklenen büyüme oranı 2024'te 0 onda 4'e gerileyecek. Bunun okunması abartısız olarak yıkım ve çöküştür. Zira 87 milyonluk Türkiye'de büyümenin %5'in altına düşmesi bile geriye gidiştir. Bu realiteden hareketle negatif büyüme yani küçülme Türkiye için dehşet bir akıbet olacak ki bu tablo savaş içinde olan ülkelerde bile söz konusu değil. Oysa Tayyip Erdoğan hükümeti yani Mehmet Şimşek'in açıkladığı orta vadeli programda 2024 için büyüme tahmini güya %4'tür ki bu elbette propaganda amaçlı hayal ve yalan bir hedefti. Bizzat Mehmet Şimşekle Hafize Gaye Erkan da önümüzdeki aylarda büyük bedellerin ödeneceğini duyurdular. Citibank'ın aynı raporunda ekonomideki bu daralmaya paralel olarak İsizlikte de patlama bekleniyor ve %9 dokuz civarında olan işsizliğin yüzde on üçleri aşacağı kaydediliyor. Aynı şekilde enflasyon ve döviz artışında Türk hükümetinin açıkladığı hedeflerin üstünde oranlar veriliyor. Değerli dostlar benzer bir tahmini standart Poor's yaptı. O da dedi ki. 2024'te enflasyon Mehmet Şimşek'in dediği gibi %36 değil %50'nin üstünde olacak ve dolar da yükselişini sürdürecek. Özetle uluslararası bağımsız gözlemciler bu raporu verirken Tayyip Erdoğan ücretlilere 2024 enflasyon hedefinden hareketle %36 zam öngörüyor. Üstelik enflasyon hedefi daha önce olduğu gibi tutmasa bile ara artışlar yapılmayacak açıklamasını yaptı. Evet Cumhurbaşkanlığı dün bizi doğruladı ve artık Temmuz'da artış yok dedi. Bunun anlamı enflasyonun faturasını yine memur, işçi, emekli yani ücretliler ödeyecek demektir. Tayyip Erdoğan cevap versin hani halk enflasyona ezdirilmeyecekti? Bugüne kadar çekilen çileler yetmedi, önümüzdeki yıllarda da faturayı yine halk ödeyecek. Değerli seyircilerim, koca ülkeyi siyasi saplantılarına deney tahtası yaparsan olacağı budur. İşte faiz dün yıkım, bugün de ülkenin yegane kurtuluş reçetesi. Evet dün faize küfür diyenler bugün fazilet olarak sunuyorlar. Tablo bu iken Tayyip Erdoğan hala ben ekonomistim diyebiliyor. Maazallah bir de ekonomist olmasa ne halde olurduk siz tahmin edin. Maalesef yapılan hep algı oyunu ve kandırmacadan ibaret. Mesela Ticaret Bakanı da dün çıktı hava atıyor. Dedi ki ihracatta rekorlar kırdı. İyi de Ömer Bey peki ithalat orada ne oldu? Onu niye gizliyorsun? Bak benim elimdeki devlet verilerine göre 11 aylık dış ticaret açığımız 102 milyar dolardır. Allah aşkına Ticaret Bakanı olarak ne ile övülüyor, kimi kandırıyorsun sen? İhracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı %70'tir. Söz konusu o açığı kapatmak için turizm gelirlerimiz de yetmiyor. Dışarıdan borçlanmamız lazım ki Türkiye kanunsuz devlet deyip borç da vermiyorlar. Haksız değiller çünkü ülkemizde mafya babalarına ipotek vermeden devlet bankalarından milyarlarca lira kredi verilmesi suç görülmezken bunu yazıp dillendiren gazetecilere davalar açılıyor. Öyle olunca da elin yabancısı güvenmiyor, parasını getirmiyor. Değerli takipçilerim, Türkiye'deki yönetimsizliğin ya da facia yönetiminin son belgesi Sudan'da tarım olayı. Hatırlayacaksınız, takriben 10 sene önce Tayyip Erdoğan'ın emriyle Sudan'dan 780 bin hektar toprak kiralanmıştı. Güya burada tarım yapılacak ve hem ümmet mensupları Sudan halkına arka çıkılacak hem de güya Türkiye büyük büyük paralar kazanacaktı. Altını çiziyorum, Sudan'dan toprak kiralandığı günlerde Türkiye'de on binlerce hektar arazi ekilmiyordu. Biz de o günlerde bu duruma itiraz edip, Bırakın sudandan toprak kiralamayı, siz önce ekilmeyen topraklarımızı ektirin demiştik. Tabii bizi kimse takmadı, umursamadı ve çok çok büyük paralar harcandı. Peki sonuç ne oldu derseniz, dün resmen açıklandı. Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu girişim ve de kurulan şirket tasfiye edildi. İyi de göz göre göre yapılan bu yanlışın bir faturası yok mu? Olmayacak mı? Kimse bunun hesabını vermeyecek mi? Değerli dostlar, maalesef vermeyecek zira kimi kime şikayet edeceksin? İfade ettim. Koca ülkeyi oyuncak yapıp resmen eğleniyorlar. Milyar dolarlar uçup gitmiş kimin umurunda? Halk bunun bedelini enflasyon ve yoksullukla ödüyor ülkeyi yönetenlerin keyfi yerinde itibardan tasarruf olmaz deyip saraylar ve uçak filolarıyla zevk sefaya devam ediyorlar. Siyasetçi esnafı da her ay 70 bin küsür lira emekli maaşı alıyor. Ayda 7500 lira alan emekliyle ayda 10 küsür bin lira alan ücretli kimin uğrunda? Vallahi batıda böyle bir şey olsa sorumlu hükümet istifa eder bizde haber bile olmuyor. Tuhaflık muhalefetin de oralı olmaması. Siz Meral Akşener'den yıllar yılı hiç böyle şeyler işittiniz mi? Akılda kalan tek sözü "Benim için kocasını aldattı." diyorlar ifadesi. Öyle olunca da yıkımın mimarları 20 yıldır hep iktidardalar. Üzgünüm bu gidiş iyiye delalet değil. Bırakın siyaseti sivil toplum kuruluşlarında bile umutsuz görüntüler var. Evet herkes kişisel hesaplar peşinde. Koltuğu kapan oradan kalkmıyor ki işte dün Türk işte Başkan Ergun Atalay yine yerinde kaldı. Ergun Bey 70 yaşına rağmen çekilmeyip ölene kadar başkanlığa devam edecek. Bu durum sendikalardan pek çok sivil örgütlerine kadar aynı. Türkiye'nin en büyük gazeteciler cemiyeti örgütünün başkanı bile 40 yıldır değişmedi aynı isim. Söylemek istedi, çürümenin her yanımızı sarması, kuşatmasıdır. Hiç kimse için öncelik ülke ve millet değildir. Gelelim Melih Gökçe'nin yeni utanmazlığına. Mansur Yavaş dün açıkladı ve dedi ki Gökçe'nin evindeki mobilyalar da belediyeye ait. Mansur Bey bunu iddia olarak değil mahkeme kararı olarak duyurdu. Şuraya bakar mısınız? Türkiye'nin başkentini çeyrek asır yöneten biri yıllardır kamu parasıyla alınan mobilyaları kullanıyor ve hiç oralı değil. Sorsanız Melih Gökçek Mümin, mütedeyyin, inançlı biri. Allah aşkına bu mudur iyi Müslüman olmak? Bakın bu Gökçe'nin oturduğu evde de şaibeli. Belediyeye ait olan ev, belediye meclisi kararı ile Gökçek döneminde bir anda Gökçe'nin karısına satıldı ki Cumhuriyet tarihinde böyle bir örnek yok. Ayrıca Gökçe'nin eşi Nevin Hanım, malum öğretmen emeklisi Melih Bey de maaşlı. Öyleyken bu ikili Ankara'nın el lüks villalardan ikisini aynı anda alacak parayı nereden buldular? Hatırlayalım bunlar aynı şekilde belediyeye ait arabaya da el koymuşlardı. Araç ancak mahkeme kararıyla geri alınabildi. Şimdi yeni olaysa o villalara alınan lüks ithal mobilya paralarının belediyeye ödettirilmesi. Tabi bunlar iceberg'in görünen tarafı. Görünmeyen tarafta bir beyaz TV olayı var ki onlarca milyon dolar değerinde. Keza geçmişteki Osmanlı spor olayı ve oralara savrulan milyon dolarlar ayrı konu. En önemli başlıksa 850 milyon dolarlık park olayı. Akıl alır gibi değil fakat böylesine büyük bir para harcanmasına rağmen, Ankara’da böyle bir park yoktur ve 850 milyon dolar nereye gitti belli değildir. İktidar Saray izin vermediği için konu yargıya gitmiyor. Soruyorum sadece Melih Gökçek hadisesinde hali pür melalimiz böyleyse bu haldeki bir ülkenin geleceği olabilir, ayakta kalabilir mi? Sevgili seyircilerim bir başka başlığımız Türk Tabipler Birliği ve Şebnem Korur Fincancı olayı. Bu konuda yorum yapmadan şunu söyleyeyim, değerlendirmelerim sonrası kimileri peşin hükümle var zaten eski ülkücü, eski MHP'li diyecek ki aynı şey Özgür Özel'i Kürtlere ayrımcılık yapılıyor dediğinde eleştirmem sebebiyle yapılmıştı. Geçmişimden asla utanmıyorum lakin çok uzun zamandır MHP ile uzak yakın alakam yok. Can Dündar'la Tuncay Özkan'la birkaç sene önce Bahçeli tarafından MHP Genel Merkezi'nde ağırlandı. Bense MHP Genel Merkezi'nin vallahi yerini bilmiyorum. Çünkü Bahçeli'ye 2001'den beri aralıksız olarak muhalefet ediyorum. Bu sebeple PKK'yı bile mahkemeye vermeyen Bahçeli bana tam 4 dava açtı. Keza şahsıma yapılan saldırılar da ortada. Söylemek istediğim bazı görüş ve bakışların MHP ile özdeşleştirilemeyeceğidir. Siyah siyahsa MHP de ona siyah diyor diye ben nasıl beyaz derim? Buradan hareketle Türk Tabipler Birliği yönetiminin mahkeme kararıyla görevden el çektirilmesini onaylıyorum. Bu hadisenin demokrasi ile hiç alakası yoktur. Türk Tabipler Birliği berbat tüzüğü ile marjinal bir azınlık tarafından uzun zamandır işgal altında. Orada demokratik ve yarışmacı bir yapı yok. İşgal edenler de PKK-HDP muhipleri yani terör yandaşlarıdır ki bu durum başkanlık yapan Şebnem Korur Fincancı'nın Türk ordusuna kimyasal silah kullanıyor. İftirası atmasıyla yargı kararı ile tescilli. Hal bu iken hiç kimse bana Türk Tabipler Birliği ile Fincancı denen o kadını savun diyemez ve savunmam. Terörü kutsayan, alkışlayan birini demokrasi ambalajıyla sahiplenmek demokrasiyi teröre araç yapmaktır. Benim 18 yaşımdan beri fikir çizgim budur ve her şartta bunu söylerim. Bakın Türkiye'de bizim kadar AKP iktidarıyla mücadele eden ve bunun için kişisel bedeller ödeyen insan çok az. İktidar yüzünden sadece iki ayrı işten kovulmadım. Aynı zamanda defalarca hapis ve tazminat cezaları ödedim. Ancak Türk Tabipler Birliği ile Şebnem Korur Fincancı iktidara karşı diye onlarla beraber olmak, Türkiye düşmanları ile iş tutmak olur ki bunu asla yapmam. Bizim iktidara itirazımız şahsi sebeplerden ötürü değil, Ülkemiz adınadır ki Şebnem Korur Fincancı gibiler Türkiye için iktidardan çok daha tehlikeli noktalarken sözümüz aynı. Videomu arkadaşlarınızla gönderin ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi zerre bir külfeti yok.